Sevgili öğrenciler, Matrak TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Acil matematik yayınları LGS genel denemelerini çözmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda 6. denemenin çözümlerini yapacağız. Hazırsanız hemen ilk soruyla başlayalım. Bir basketbol maçında topun potadan içeri girmesine basket denir. Basketbol maçlarında birlik, ikilik, üçlük olmak üzere 3 çeşit basket vardır. Birlik basketler sadece faul atışlarında olmaktadır. Aşağıda bir basket maçında aynı takımın iki oyuncusunun formaları gösterilmiştir. Can ve Ege rakip filelere forma numaraları kadar basket atmıştır. Hem Can hem de Ege faul atışı yapmamıştır. Can takımına Ege'nin kazandırdığından daha fazla sayı kazandırdığına göre Ege'nin basketlerinin en çok kaç tanesi 3 sayılık basket olabilir? Forma numaraları kadar basket atmışlardır deniyor. Can o zaman 15 tane basket atmıştır. Ege'nin üçlük sayıları basketleri fazla olabilmesi için Can'ın da fazla olması gerekir. Can hepsini üçlük atmış olsun, 15 çarpı 3 kadar sayı kazandırmış olur. Can'ın kazandırdığı sayı Ege'nin kazandırdığı sayıdan fazla olduğuna göre deniyor. Dolayısıyla 15 çarpı 3 büyüktür diyeceğiz. Ege'nin 3 sayılık basketleri x tane olsun, 3x sayı elde etmiş olur. Geriye 21 tane basketten x tanesini üçlük attı. İkilikler kaldı. Kaç tane kaldı? 21'den x çıkartarak bulabiliriz. Bunların toplamı da 45'ten küçük olacak. 15 kere 3, 45 büyüktür. 3x. Burada dağılma özelliğini kullanıyoruz. Artı 42 eksi 2x oluyor. 42'yi diğer tarafa attık. 45 eksi 42 büyüktür. 3x eksi 2x. 45'ten 42 çıktı. 3 büyüktür. X oldu. 3x'ten büyükse x 3'ten küçük demektir. Dolayısıyla en fazla 2 olabilir. En fazla en çok kaç tane olabilir deniyordu. 2 tane olabilir. Cevabımız B şıkkı. İkinci soruyla devam edelim. Aşağıda 4 işlem ve karekök hesaplayan bir hesap makinesi verilmiştir. Örneğin bu makinenin ekranında 9 sayısı varken karekök tuşuna basılırsa ekrana 3 gelir. Abisinin bu hesap makinesinde 4, 9 artı 3,6 eşittir tuşlarına bastığında gören Afacan, abisinin bastığı her tuşun hemen altındaki tuşa basarak bir sonuç bulmuştur. Buna göre Afacan'ın bulduğu sonuç abisinin bulduğu sonuçtan kaç eksiktir diye soruluyor. Burada verilen tuşlar 4, 9, artı 3, 6 ve eşittir. Bu tuşların hemen altındaki tuşlara basılacak. 4'ün altında 2 var. 9'un altında 6 var. Artının altında eksi var. 3'ün altında 1 var. 6'nın altında eşittir var. Eşittir'in altında ise karekök tuşu var. Sırasıyla bunlara basacağız. 26'dan 1 çıktı. Eşittir olduğu için 25 sonucu gelecek. Bunun da karekökü alındığında 5 sonucunu göreceğiz. Peki abisinin yazdığı işlem neydi? 4, 9 artı 3, 6 eşittir. 49, 36 daha. 9, 6 daha 15, 50 var 1, 4, 3 daha 7, 1 de 50, 8. Abisinin bulduğu sonuç 85'ti. Afacan'ın bulduğu sonuç 5. Aralarında 80 fark var. Cevabımız D şıkkı. Üçüncü soruyla devam edelim. Aşağıdaki ABCD dikdörtgeninin hem AD hem de BC kenarı bir nolu doğru parçası 4 kez ucuca konularak AD ve BC bir nolu doğru parçası 4 kez ucuca konularak yani 4 çarpı 2 üzeri 10 oluyor her birinin uzunluğu. Hem AB hem DC kenarı 2 nolu doğru parçası 3 kez ucuca yani 3 üzeri 11 3 kez ucuca eklediğimizde 3 çarpı 3 üzeri 11 olacak. Çizilmiştir. Tabanı ABCD dikdörtgeni olan bir odanın tabanına 3 nolu dikdörtgen fayanslardan döşenecektir. Oda tabanında fayans döşenmeyen yer kalmayacak. Kısmen dahi olsa fayanslardan herhangi biri diğerinin üstüne gelmeyecek. Buna göre bu işlemde kaç fayans kullanılır diye soruluyor. Burası tabanlar eşit üsler toplanır kuralına göre 3 üzeri 12 olacak.
Burada da 4'ü 2'nin kuvveti olarak yazarsak 2'nin karesi çarpı 2 üzeri 10'dan 2 üzeri 12 olacak. Verilen 3. maddede verilen fayansın boyutlarına baktığımızda 8 ve 27 görüyoruz. Bunlar da 2'nin küpü ve 3'ün küpü şeklinde yazılabilir. 3'ün kuvveti olan 3 üzeri 12 kısmına burada 3'ün kuvveti olan kısım yani 27'lik kısım yerleştirilecek. Şu şekilde bir yerleştirilme yapılacak. Burası 3 üzeri 3. Bir sırada kaç tane yan yana olduğunu bulmak için 3 üzeri 12'yi 3 üzeri 3'e bölerek 3 üzeri 9 tane olduğunu buluruz bir sırada. Kaç tane sıra olacağını ise 2 üzeri 12'yi burada 2 üzeri 3 kısa kenara bölerek bulabiliriz. 2 üzeri 12'yi 2 üzeri 3'e böldüğümüzde 2 üzeri 9 sıra olduğunu buluruz. Dolayısıyla toplam kaç fayans olacağını 3 üzeri 9 ile 2 üzeri 9'u çarparak buluruz. 3 üzeri 9 ve 2 üzeri 9'un çarpımı ise üstler eşit olduğundan tabanların çarpımıyla bulunur. 6 üzeri 9 tane fayans kullanılır. Cevabımız B şıkkı. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki tabloda Halil'in 4 tavuğunun yumurtlama biçimi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Tavuklar yumurta verdiğinde sadece bir tane yumurta vermektedir. Halil hazırladığı aşağıdaki çizelge ile 4 tavuğunun yumurtlamasını gün gün izlemektedir. Buna göre arka arkaya gelen 100 günde Halil bu tavuklardan en çok kaç tane yumurta alabilir diye soruluyor. Kınalım adlı tavuk her gün bir yumurta veriyor. O halde 100 günde 100 yumurta verecektir. Sarım adlı tavuk bir gün veriyor, bir gün vermiyor. Yani 2 günde bir yumurta veriyor. O halde 100'ü 2'ye bölerek 50 yumurta vereceğini bulmuş oluruz. İkinci tavuk 50 yumurta veriyor. Üçüncü tavuğa geldik. Bir gün veriyor, 2 gün vermiyor. Toplamda 3 gün geçmiş oldu. 3 günde bir yumurta vermiş olduğunu anladık. 100'ü 3'e böldüğümüzde 33 buluyoruz. 33 kere 3 99. Kalan 1. Şimdi verdiği günle başlarsak burada 33 kez 3'er günlük periyotlar geçecek ve 33 yumurta olacak. Kalan bir günde de yine yumurta verdiği güne denk geldiği için 34 yumurta oluyor. Son olarak Karam adlı tavuğa baktığımızda 5 günde 2 yumurta veriyor. 100'ü 5'e böldüğümüzde 20. 2 yumurta verdiği için 20 çarpı 2'den 40. Tam bölündüğünden burada ekleme çıkarma yok. 40 yumurta buradan, 100 burada 140, 50 de burada 190, 34 de burada 224 yumurta alabiliriz. Cevabımız D şıkkı. 5. soruyla devam edelim. Aşağıda ABC fabrikalarına ait 3 tane tablo verilmiştir. Tablolar fabrikaların kaçıncı günde kaç tane mal ürettiğini göstermektedir. Örneğin A fabrikası 1. gün 25 tane mal, B fabrikası 2. gün 24 tane mal üretmiştir. Fabrikaların sadece 2 tanesinde gün sayısıyla üretilen mal miktarı arasında doğrusal bir ilişki vardır. Bu iki fabrikanın eşit miktarda mal ürettiği gün x'inci gündür. Buna göre x sayısının rakamları toplamı kaçtır diye soruluyor. Önce hangi fabrikalarda doğrusal ilişki var ona bakalım. Gün miktarı birer birer artıyor. Buranın da sabit artması gerekir. B fabrikasına bakıyorum yine birer birer. O halde üretilen mal miktarı sabit artması gerekir. C fabrikasında gün sayısı yine birer birer. Üretilen mal sayısı da sabit artması gerekir. A fabrikasına baktığımız zaman 15 artıyor, 15 artıyor ve 15 artıyor. Dolayısıyla burada doğrusal ilişki var. B fabrikasına bakıyoruz. 4 arttı, 2 arttı, 2 arttı. Doğrusal ilişki yok. C fabrikasına baktığımızda 14 artıyor, 14 artıyor ve 14 artıyor. Doğrusal ilişki var. Şimdi doğrusal ilişkileri yazalım. 15'er 15'er arttığı için, x de birer birer arttığı için y eşittir 15x yazıyoruz. X yerine 1 yazdığımızda 15 kere 1 15. Ancak buranın 25 olması lazım. O halde artı 10 ilave ediyoruz. Y eşittir 15x artı 10. C fabrikasında 14'er 14'er artıyor. X de birer birer artıyor demiştik. 1y eşittir 14x olacak. X yerine 1 yazdığımızda 14 kere 1 14. 36 olması için
Sağ tarafa 22 ilave etmem gerekiyor. Doğrusal ilişki bu şekilde bulundu. X'inci günde eşit üretim yapılacak. Yani y'ler eşit olacak. Y'ler eşitse karşısındaki ifadeler, yani 15x artı 10 ile 14x artı 22 ifadeleri birbirine eşit olması gerekiyor. Bunun için yapmam gereken 14x'i bu tarafa atmak. 15x'ten 14x çıkınca x kalır. Onu da diğer tarafa attığımızda 22'den 10 çıktı. 12 kaldı. X 12 bulduk. Rakamları toplamı soruluyor. 1, 2 daha 3 eder. Cevabımız A şıkkı. 6. soruyla devam edelim. Yarıçapı R olan dairenin alanı pi r kare. Yarıçapı R olan dairenin çevresi 2 pi r'dir. Aşağıda dairenin yarıçapı ve karenin kenar uzunluğu aynı birime göre ve bir kenar uzunluğu kök 5 olan ABC eşkenar üçgeni çizilmiştir. Buna göre şekil 1'de boyalı bölgenin sonucu irrasyonel sayı, eşkenar üçgenin çevresi irrasyonel sayı, çemberin çevresi bir rasyonel sayı ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. Verilen maddelere bakalım. Boyalı bölgenin, şekil 1'deki boyalı bölgenin sonucu. Boyalı bölgenin alanını bulmak için dairenin alanından karenin alanını çıkarmam lazım. Dairenin alanı pi r kare, yani pi çarpı r yerine 1 bölü kök pi yazarsak 1 bölü kök pi'nin karesi olacak. Pi çarpı 1'in karesi 1, kök pi'nin karesi kök pi kare, o da dışarıya pi olarak çıkacaktır. Pi'ler gidince 1 oluyor dairenin alanı. Karenin alanı ise bir kenarın kendisiyle çarpımı, yani kök 2 bölü 2'yi kendisiyle çarpıyoruz. Kök 2 çarpı kök 2 kök 4 bölü 4. Kök 4 dışarıya 2 olarak çıktı. 2 bölü 4'ten 1 bölü 2. Dairenin alanı rasyonel sayı. Karenin alanı da rasyonel sayı. O halde bunların çıkartılmasıyla elde edilen kalan alan da yine rasyonel sayı olacaktır. İrrasyonel diyor. Dolayısıyla birinci madde yanlış. Eşkenar üçgenin çevresi. Bir kenarı 3, kök 3, kök 5 verilmiş, pardon. 3 kenarı birbirine eşit eşkenar olduğu için 3 çarpı kök 5 olacak. Kök 5 dışarıya çıkamadığı için irrasyonel sayıdır. Bu ifade doğru. Çemberin çevresinin sonucu bir rasyonel sayıdır deniyor. Çevre 2 pi r formülüyle bulunur. 2 çarpı pi çarpı r. R yerine de ne yazacağız? 1 bölü kök pi. 1 bölü kök pi. Kök pi dışarıya çıkamadığı için pi de zaten irrasyonel. Kök pi ile genişletsek bile şu şekilde olacak. 2 pi kök pi bölü pi olarak dışarıya çıkacak. Pi ile kök pi ile genişletince pi'ler gitse bile burada 2 kök pi kalacak ve bu ifade irrasyonel sayıdır. Rasyonel olma ihtimali yok. Dolayısıyla ifadelerden sadece ikinci madde doğru. Cevabımız B şıkkı. 7. soruyla devam edelim. Bir görsel verilmiş. Aşağıda bir apartmanın taşıtlar için kullanılan sürgülü kapısı ile yaya kapısı gösterilmiştir. İki kapı da dikdörtgen biçiminde yere diktir. Şöyle yukarıya doğru kaydıralım. Sürgülü kapı sola doğru kayarak açılmakta ve tam açıkken sürgülü kapının C kenarı X tele örgüsünün B kenarı ile çakışmaktadır. Yani şu sürgülü kapıyı kaydırdığımız zaman şu kenar şuraya denk geliyor. Bu anlatılmış. Sürgülü kapı sağa doğru kayarak kapanmakta ve tam kapalı iken sürgülü kapının A kenarı X tel örgüsünün B kenarı ile çakışmaktadır diye söyleniyor. Yani şu kenarda şu hizaya geldiğinde tam kapalı hale gelmiş oluyor. Y kapısı D kenarı etrafında dönerek açılmakta, tam açıkken E kenarı Y tel örgüsünün B kenarı ile çakışmaktadır. Yani bu kapı tamamen açıldığında şuraya denk geliyor. Demek ki şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit. İki kapı da tam kapalı iken C ve E kenarları K noktasında çakışmaktadır. Yani kapalı iken şu kenar buraya gelmiş oldu. Bu kenar da buraya gelmiş oldu. Bunu anlıyoruz. Kapıların yerden yükseklikleri 1 metre olduğuna göre iki kapı da kapalı iken A kenarının en üst noktası ile B kenarının en alt noktası arasındaki uzaklık kaç metredir diye soruluyor. Burada yapmamız gereken kapalı halini düşünmek. Tamamen kapalı olunca A kenarının en üst noktası şurası olacak. B kenarının en alt noktası da burası olacak.
Bunlar arasındaki en kısa mesafe ise şu şekilde çapraz uzunlukla bulunacak. Burada Pisagor bağıntısını kullanmamız gerektiğini görüyoruz. Dikey uzunluk ve yatay uzunluğu bulmalıyız bunun için. Dikey uzunluğumuz yükseklikleri 1 metre denmişti. Dolayısıyla burası 1 metre. Yatay uzunluğu ise şöyle bulacağız. Bu kapı tamamen kapalı olduğunda A kenarı buraya geldi. Şu siyahla çizdiğim yere geldi. C kenarı da buraya gelmiş oldu. Dolayısıyla buradan buraya kadar olan mesafe ile şurada bize verilen mesafe birbirine eşit. İkisi de kapının uzunluğu yani 3 metre. Bu tarafta ise kapının genişliği 1 metre olarak gösterilmiş. Tamamen açıldığında F ile çakışıyordu. O zaman burası 1 metre. Tamamen kapandığında da burası ile çakışıyordu. Dolayısıyla burası da 1 metre. O halde şu alt kısım 2 metre demektir. Çizeceğimiz dik üçgen aslında şöyle. Kısa kenarı, en kısa kenarı 1. Diğer dik kenarı 5 metre. Bize sorulan yer hipotenüs. Yazalım Pisagor bağıntısını. X kare eşittir 1'in karesi artı 5'in karesi olacak. X kare eşittir 1 artı 25'ten. X kare eşittir 26. X eşittir kök 26 olacak. 26 da dışarıya çıkamadığı için cevabımız B şıkkı kök 26. 8. soruyla devam ediyoruz. Aşağıda her katta bir adet yarım tuğla kullanılarak örülen duvarın ilk 5 katı gösterilmiştir. Duvarın kaç katlı olacağı bilinmemektedir. Buna göre duvar tamamlandığında kullanılan yarım tuğla sayısı duvardaki tuğlaların sayısının yüzde kaçı olur diye soruluyor. Yarım tuğla sayısı duvardaki tuğlaların sayısının sayıyla işimiz var. Alanla veya başka bir şeyle işimiz yok. O halde her katı inceleyelim. En alt katta 1, 2, 3 tane tam tuğla var. Dördüncüsü yarım. İkinci kata bakıyoruz. 1, 2, 3 tane tam tuğla, bir tane yarım var. Yani her katta 4 tuğlanın birisi yarım. %100'ü 4 tuğla, bir tane yarım olduğu için bir yarım tuğla yüzde kaç olur? Sayıca bakıldığı için alansal olarak hesaplamıyoruz. Sadece sayı olarak her katta 4 tuğla var. Bunlardan bir tanesi yarım. İçler dışlar çarpımı yaparsak eğer 4x eşittir 100 olur. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde 25 buluruz. Yarım tuğla sayısının yüzdesini. Cevabımız C şıkkı. 9. soruyla devam ediyoruz. Sadece matematik, fizik ve kimya dersleri verilen bir özel öğretim kursundaki öğretmenlerin sayıca dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde, branşlara göre öğretmenlerin aylık maaşları ise sütun grafiğinde verilmiştir. Örneğin bir matematik öğretmeninin aylık maaşı 6.000 TL'dir. Buna göre bu kursta öğretmenlere ödenen bir aylık toplam maaşın kaçta kaçı matematik öğretmenlerine ödenir diye soruluyor. Bu soruda önce öğretmen sayılarını oransal olarak hesaplamamız gerekiyor. 60 derece, 200 derece, 260 buraya 100 derece kalmış oldu. Bu derecelerin hepsi 20 ile sadeleşebilir. Dolayısıyla 3 tane kimya öğretmeni varsa 20'ye böldüğümüzde 5 tane fizik öğretmeni ve yine 20'ye böldüğümüzde 10 tane matematik öğretmeni olduğunu bulmuş oluyoruz. Şimdi bunların maaşlarını hesaplayalım. Bir matematik öğretmeni 6.000 lira maaş alıyorsa 10 matematik öğretmeni 60.000 lira maaş alır. 1000 kısımlarını siliyorum. Zaten oran bulacağımız için sadeleşmiş olacak. Fizik öğretmenleri 5.000 lira maaş alıyor. 5 tane fizik öğretmeni var. Dolayısıyla 25.000 lira olur aylık maaş. Kimya öğretmenleri 4.000 lira maaş alıyor. 3 tane kimya öğretmeni olduğu için 12.000 lira da burası olur. Toplam maaş miktarı 60 bin, 25 bin daha 85, 17 daha 97 bin lira yapıyor. 97 bin liranın matematik öğretmenlerine düşen kısmı 60 bin lira. Dolayısıyla 60 bölü 97 olur. Cevabımız A şıkkı. 10. soruyla devam ediyoruz. Dikdörtgen şeklindeki ABCD kartonu FE boyunca katlanıyor. AD 2Y birimdir. Katlama sonrasında oluşan şekilde FAN üçgeni AN doğru parçası boyunca katlandığında B noktası F üssü noktasına gelmektedir. FN 3x artı 5 birim. AK x artı 1 birim. En son sarı renkli AKF üssü üçgeni kesilerek kesilen bu üçgen
tekrar açılıyor. Buna göre açılan bu parçanın bir yüzünün alanı aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisine eşittir diye sorulmuş. Soruda AF uzunluğunun y olduğu söylenmişti. Burası y. Dolayısıyla burası da y olacak. Gördüğünüz gibi burada birbirine eş iki tane üçgen var. Ortadan köşegenle ikiye ayrılmış. Katlandığında şurada oluşan AKF üssü üçgeni ile şuradan çizeceğimiz yükseklikle oluşturacağımız, mesela H dersek buraya, KHN üçgeni birbirine eş üçgenlerdir. Çünkü iki tane eş üçgen üst üste katlanıyor. Burada dış kısımda kalan tek katlı olan burasıyla burası birbirine eşit olması lazım. Çünkü burası da dış kısımda kaldı. Şurası üst üste gelmiş iki üçgenden oluşuyor. O zaman ben AKH üçgenini alanını hesapladığımda aslında A, F üssü, K üçgeni yani bize sorulan üçgenin de alanını bulmuş olacağım. Şurasının Y olduğunu biliyoruz. Burası Y. Daha sonra şurası 3x artı 5'ti. Şurası x artı 1 verildi. 3x artı 5 burası da 3x artı 5 demektir. 3x artı 5'ten x artı 1'i çıkarmalıyız. 3x artı 5'ten x artı 1'i çıkarmalıyız. Bu eksi parantez içine dağılacak. 3x artı 5 eksi x eksi 1 olacak. 3x'ten x çıktı 2x, 5'ten 1 çıktı artı 4 şeklinde. Yani şu KH uzunluğu 2x artı 4. Bu alanı hesaplarsak, üçgenin alanını hesaplarsak taban 2x artı 4, yükseklik ise y bölü 2 diyeceğiz. 2 parantezine alalım 2x artı 4'ü. Zaten y parantezinde, 2 parantezinde y'yi de ön aldık. 2x'i 2'ye bölünce x artı 4'ü 2'ye bölünce artı 2 bölü 2. İkiler gitti. Bu sarı üçgenin alanı y parantezinde x artı 2 olarak bulundu. Şıklara baktığımız zaman A şıkkında y artı y parantezinde x artı 2'yi görüyoruz. Ancak sorunun en başında kağıt 2'ye katlanmıştı. F noktasından şu şekilde 2'ye katlanmıştı. Dolayısıyla o sarı üçgende aslında 2 katlı. Dolayısıyla bizim bulduğumuz alan tek kata aittir. 2 katın alanı 2 çarpı y çarpı x artı 2 şeklinde olacak. Yani cevabımız B şıkkı. 11. soruyla devam ediyoruz. X ve y sırasıyla 2 ve 3 ile orantılı ise x eşittir 2k ve y eşittir 3k alınabilir. 7. sınıf oran orantı konusuyla alakalı bir bilgi. Şekil 1'de dikdörtgen prizma şeklindeki iki kapılı bir dolap gösterilmiştir. Dolap düz bir zeminde durmakta ve ayakları özdeş olduğundan üst yüzeyi eğimsizdir. Kapakları açılması kapağa ait noktaların yerden yüksekliğini değiştirmemektir. A, B, C noktalarının yerden yükseklikleri sırasıyla 16, 9 ve 1 ile orantılıdır. C'nin yerden yüksekliği 1x. B'nin yerden yüksekliği 9x demektir. Demek ki B ile C arası 8x veya 8k da diyebiliriz buralara. 1k, 8k. A'nın yerden yüksekliği 16k olması için alt tarafta 9k var. Buraya 7k kalıyor. Dolabın iki kapağı şekil 2'deki gibi açılmıştır. Şekil 1'de B'nin yerden yüksekliği 2x-12. B'nin yerden yüksekliğine biz 9k demiştik. 2x-12 9'un katı olacak. Şekil 2'de E'nin yerden yüksekliği. E aslında kapalı halde yine B'ye denk geliyor. Dolayısıyla aynı yüksekliktedir. 33 eksi x'e eşit. Eşittir 33 eksi x diyoruz. İkisi de aslında aynı nokta. Yerden yükseklikleri eşit. Eksi x bu tarafa geçti. 3x oldu. Eksi 12'yi diğer tarafa artı olarak geçirdik. 45 oldu. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x eşittir 15 olarak bulundu. X 15 ise 2 kere 15, 30, 12 çıktı, 18. Bu neydi? B'nin yerden yüksekliği yani şurası 18. Oraya biz 9K demiştik. 9K eşittir 18 ise K eşittir 2 çıkıyor. Bize ne soruluyor? Bir nolu kapağın AB kenarının uzunluğu kaç birimdir? AB kenarı şurası. 7K idi. O halde K'yı da 2 bulmuştuk. 7 çarpı 2'den AB uzunluğu 14 birim olur. Cevabımız A şıkkı.
12. soruyla devam ediyoruz. Aşağıda iki grup sayı arasında birebir eşleme yapılmıştır. Örneğin bu eşlemede 9 ile 10 üzeri eksi 2 eşleşmiştir. Buna göre bu eşlemede birebir eşleşen sayılar birbiriyle çarpılarak elde edilen sonuçlar toplanırsa aşağıdakilerden hangisi bulunur diye soruluyor. Birinci gruba baktığımızda rakamlar görüyoruz. İkinci gruba baktığımızda onun kuvvetlerini görüyoruz. Bunları çarptığımızda elde ettiğimiz sonuçları toplarsak aslında ondalık gösterimin çözümlemesini bulmuş oluruz. O halde üssü en büyük olan üslü sayıdan başlayacağız. 10 üzeri 2 en büyük görünüyor. 10 üzeri 2'nin katsayısı 4. 10 üzeri 2'den sonra 10 üzeri 1 gelmeli. Katsayısı 2. 10 üzeri 1'den sonra 10 üzeri 0 gelmeli. Katsayısı 7. 10 üzeri 0'dan sonra virgül gelmeli. 10 üzeri eksi 1 katsayısı 6, 10 üzeri eksi 2 katsayısı 9 ve 10 üzeri eksi 3 katsayısı 5 şeklinde 427 tam 1695 sayısının çözümlemesini bulmuş olduk. Cevabımız B şıkkı. 13. soruyla devam ediyoruz. İsrafı azalt, boşa gitmesin emeğimiz, gücüne güç katsın milli ekonomimiz şeklinde bir slogan görüyoruz. Kampanya ile günde 1 milyon 50 bin adet ekmek çöpe atılmaktan kurtarıldı. Bir ilçede bir günde çöpe atılan ekmek sayısı şekildeki kamu spotunda verilmiştir. Her ekmek için 100 gram un kullanıldığına göre bu ilçede 100 günde çöpe giden un miktarının gram birimine göre bilimsel yazılışı olan sayıda onun kuvveti kaçtır diye soruluyor. Öncelikle 1 milyon 50 bin sayısını yazalım. 1 milyon 50 bin sayısı şu şekilde yazılır. 1 milyon 50 bin ekmek. Her ekmek için 100 gram un kullanılıyor çarpı 100 ve 100 gün soruluyor çarpı 100. Gram biriminden dendiği için herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Bunun cevabı bizim aradığımız cevap olacak. Tabii ki bilimsel gösterimle. Bilimsel gösterim olması için bu 1 milyon 50 bin sayısında virgül şuraya gelmeli. Yani bir tam %5 şeklinde yazmalıyız. Virgülden sonra kaç basamak kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak kaldı. Çarpı 10 üzeri 6 yazdık. Bunun haricinde de 100 çarpı 100 var. Burada da 4 tane 0 var. Yani 10 üzeri 4. Tabanlar eşit üsler toplanır kuralına göre 1 tam %5 çarpı 10 üzeri 6, 4 daha 10 oluyor. Bilimsel gösterim budur. Bilimsel gösterimde 10'un kuvveti kaçtır diye soruluyor. 10'un kuvveti 10'dur. Cevabımız B şıkkı. 14. soruyla devam edelim. Dikdörtgenler prizmasının hacimleri taban alanlarıyla yükseklikleri çarpılarak bulunur denmiş. Bir kargo firması her biri kare dik prizma biçiminde 5 eş kutuyu düz bir zemine aşağıdaki gibi dizmiştir. En üstteki kutunun bir köşesi A ve tek başına duran kutunun bir köşesi B olmak üzere A ve B noktalarının zemine uzaklıkları eşittir. T ile gösterilen yüzeyin alanı 100 birim kare olduğuna göre bir kutunun hacmi kaç birim küptür diye soruluyor. A ile B'nin yerden yükseklikleri eşitse şu kutuların kısa kenarlarının her birine x dersek A'nın yerden yüksekliği bu x'lerin toplanmasıyla bulunur. Şu şekilde yani 4x'tir. Demek ki B'nin de yerden yüksekliği 4x. Dolayısıyla bu yüzeyin alanı verilen yüzeyin uzun kenarı 4x, kısa kenarına da zaten x demiştik. O halde S dediğimiz alan 100 birim kare olan alan x ile 4x'in çarpımıdır. X çarpı 4x eşittir 100. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde x kare kalır x çarpı x'ten. 100 bölü 4 25. X kare 25 ise x nedir? 5'tir. Taban alanı çarpı yükseklikle bulunur denmişti. S'yi taban kabul edersek burası 100 birimdi. Şurası da yükseklik olacak. X yani 5. O halde 100 ile 5'in çarpımı hacmi verecek bize. Hacim 500 birim küptür. Cevabımız C şıkkı. 15. soruyla devam ediyoruz. Koordinat sistemi ile ilgili bir soru. Şekil 1'de bir sınıftaki öğrencilerin listesi, şekil 2'de ise her birinde 2 öğrenci oturan sınıf sıraları gösterilmiştir. Bu sınıfın öğrencileri sıralara
Şekil 2'deki düzende oturmuştur. Örneğin listedeki 4 numaralı öğrenci olan Ege pembe renkle gösterilen sıranın 4 numaralı kısmına oturmuştur. Öğretmen öğrencilerin sıralarda oturduğu yerleri koordinat düzleminde noktaları olarak belirlemek için x ve y eksenlerini şekil 2'deki gibi kabul ettikten sonra mavi renkle gösterilen 16 numaralı öğrenci olan Nuh'un oturduğu yeri 0'a 0 yani orijin noktası olarak 4 numaralı öğrenci olan Ege'nin oturduğu yeri eksi 2'ye eksi 1 olarak tanımlıyor. Buna göre bu sınıftaki Gün isimli öğrencinin oturduğu yer aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Ege 4 numaralı öğrenci yani şurası eksi 2'ye eksi 1. Bakın burası orijin ise eksi 1 eksi 2'ye burası orijin ise eksi 1 şeklinde oluyor. Bize Gün isimli öğrenci soruluyor. Gün isimli öğrenci 32 numaralı. Yan yana dikkat ederseniz bir sırada 10 öğrenci var. O halde burası 20 olacak. Burası 30 oldu. Ve 31, 32. 32 numaralı öğrenci Gün buraya oturacak. Bu öğrencinin oturduğu yerin koordinatlarını bulmak için eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Eksi 4 diye başlayacağız. 1, 2 şeklinde de bitecek. Eksi 4'e 2 olacak. Cevabımız D şıkkı. 16. soruyla devam ediyoruz. Olasılık nasıl hesaplanır? Bu verilmiş. 30 soruluk bir sınava giren Yiğit adında bir öğrenci bazı soruları doğru, bazı soruları yanlış yapmış ve bazı soruları boş bırakmıştır. Doğru yaptığı soru sayısı yanlış yaptığı soru sayısından fazladır. Sınavda rastgele seçilen bir sorunun Yiğit tarafından boş bırakılmış olma olasılığı 1 bölü 3'tür. Buna göre rastgele seçilen bir sorunun Yiğit tarafından yanlış yapılmış olma olasılığı en fazla kaçtır diye soruluyor. Önce boş bırakılma olasılığı verilmiş. Buradan boş sayısını bulabiliriz. İstenen durum boş sayısı. Tüm durumlar sınavda 30 soru vardı. Bölü 30 eşittir 1 bölü 3. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3x eşittir 30'dan x eşittir 10. 10 sorusu boş demektir. Geriye 20 soru kalıyor. Doğruları yanlışlarından fazla. Toplam 20 olması gerekir. Yarı yarıya olsaydı, eşit olsaydı 10-10 olurdu. Yanlışları daha az olduğu için ve yanlış olma olasılığı en fazla kaçtır dendiği için yanlış soru sayısına 9, doğru soru sayısına 11 dememiz gerekiyor. 30 sorudan sınavdan seçilen, rastgele seçilen bir soru olduğu için bu 30 sorudan rastgele seçilen bir sorunun yanlış olma olasılığı yani 9 sorudan biri olma olasılığı 9 bölü 30'dur. 3 ile sadeleştirirsek 3 bölü 10 bulunur. Cevabımız C şıkkı. 17. soruyla devam ediyoruz. Dikey mesafenin yatay mesafe oranı eğimdir. Eğimin nasıl hesaplandığı söylenmiş. Şekildeki yolun eğimi 1 bölü 4'tür. Bu eğim 4'te 1 yani %25 şeklinde bir eğimdir deniyor. Aşağıda 4 ayağı aynı boyda olan yüzeyi eğimsiz bir masa verilmiştir. Buna göre masanın ok işaretleriyle gösterilen iki ayağının altına birer birim yüksekliğinde nesne konulursa masa yüzeyi yüzde kaçlık bir eğime sahip olur diye sorulmuş. Sağ taraftaki ayaklarının altına bir birimlik yükseklik konulursa masanın yüzeyi şu şekilde eğimli olacak. Şurası da bir birim artmış olacak diğer uca göre. Masanın yüzeyinin uzunluğu kök 26 veriliyor. Bu uzunluk değişecek değil tabii ki. Masanın ayakları yükseliyor ama masanın yüzey uzunluğu yine kök 26 olarak kalacak. O zaman yatay uzunluğu bulmam gerekiyor benim. Yatay uzunluk nasıl bulunur? Tabii ki Pisagor bağıntısıyla bulunacak. Masanın ayakları yere dik olduğundan burada bir dik üçgen oluşturduk. Yatay uzunluğa x dersek yatay uzunluğun karesi artı dikey uzunluğun karesi eşittir hipotenüsün karesi yani kök 26'nın karesi. X kare artı 1'in karesi 1, kök 26'nın karesi 26. Bir diğer tarafa eksi olarak geçerse x kare eşittir 25 olur. X buradan 5 olarak bulunur. X'in 5 olduğunu bulduk. Eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa bölümüydü. O zaman 1 bölü 5 diyeceğiz. M eşittir 1 bölü 5. Eğim yüzde olarak sorulmuş.
O halde paydayı 100 yapmalıyız. 20 ile genişlettiğimizde %20 oluyor. Eğim %20 olarak bulunur. Cevabımız C şıkkı. 18. soruyla devam ediyoruz. Meryem uzunlukları 18, 23, 11 olan 3 tane çubuk ile bir üçgen oluşturmaya çalışmıştır. Eğer çubuklarla bir üçgen oluşturulabiliyorsa her bir çubuğu 1 santimetre kısaltarak oluşan yeni uzunluklarla tekrar üçgen oluşturmaktadır. Birinci denemede üçgen oluşturulmuş, sonra birer santim daha kısaltılmış. İkinci deneme sonucunda yeni bir üçgen oluşturulmuştur. Meryem kaçıncı denemesinde bir üçgen oluşturamayacaktır diye soruluyor. Üçgen eşitsizliği ile alakalı bir soru. Neydi üçgen eşitsizliği? Herhangi bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük farkından büyük olacaktı. Her birinden birer santim kısalttığı için aslında aralarındaki farklar sabittir. Mesela burada 23 ile 18 arasında 5 fark var. Burada 22 ile 17 arasında yine 5 fark var. Dolayısıyla bu farktan yola çıkabiliriz. Diğer kenarımız 11, 23 ile 5, 18 arasındaki farktan büyük. 11 büyüktür. 23 eksi 18 yani 11 büyüktür 5. Bu 5 fark hep sabit olacak dedik. Neden? 22'den 17 çıktı. Yine 5. Üçüncü kenarımız yani 10 5'ten büyük. Şimdi burada birinci denemede aralarında 11 ile 5 arasında 6 fark var. İkinci denemede aralarında 5 fark var. Dikkat ederseniz toplam hep 7 oluyor. Fark 0 olduğunda üçgen oluşturulamayacaktır. Fark 0 olduğunda kaçıncı deneme olması lazım? 7. deneme olması lazım. Çünkü deneme sayısıyla buradaki fark 11 ile 5 arasındaki fark 6 idi. Birinci denemede 6 fark olunca toplam 7. İkinci denemede 10 ile 5 arasında 5 fark var. Yine toplam 7. O zaman aralarında 0 fark olduğunda yani 5'e 5 olduğunda ki böyle bir eşitsizlik yazılamaz. 5 5'e eşittir. Bu 7. denemede olacak ve böyle bir üçgen oluşturulamayacak. 7. deneme ne oluyor? 6 çıkartacağız tüm kenarlardan. 23'ten 6 çıktı. 17, 18'den 6 çıktı. 12, 11'den 6 çıktı. 5. Dikkat ederseniz 5 17 ile 12'nin farkından büyük olamaz. Dolayısıyla böyle bir üçgen oluşturulamaz. Kaçıncı denemede? 7. denemede. 19. sorudayız. Aşağıda biri büyük, diğeri de küçük boyu olan aynı şampuanın paketlenmiş görseli verilmiştir. Küçük boy paketinin etiket fiyatı büyük boyu şampuanın etiket fiyatından %40 daha ucuzdur. Şampuanlar paketlenip ikisi bir arada satıldığında toplam fiyatlarından %25 indirimle 30 liraya satılıyor. Buna göre küçük boy şampuanın fiyatı kaç liradır diye sorulmuş. %25 indirimle satılıyor. Yani toplam fiyatları %100 olsa %25 indirimle %75'e satılıyor. %75'i 30 liraysa %100'ü yani indirimsiz toplam fiyatları kaç liradır? Önce bunu bulmalıyız. İçler dışlar çarpımı yapabiliriz. Sadeleştirmeler de yapabiliriz. Mesela 25'e böldük 3, 25'e böldük 4. Böyle yaptığımızda çok daha kolay oluyor. 3'ün 10 katı 30, 4'ün de 10 katı 40. Demek ki indirimsiz fiyatları toplam 40 lira olacak. %40 daha ucuzdur diyor küçük şampuana. Yani büyük olan 100x ise %40 daha ucuz olduğu için bu 60x olacak. Toplam fiyatları 160x 40 lira olarak bulmuştuk. 40 lira ise küçük boy şampuanın fiyatı yani 60x soruluyor. 60x kaç liradır diyoruz. Burada x'lerin bir önemi yok aslında. Sadeleşecek çünkü. X'ler gitti. 160 ile 60'ı sadeleştirebilirim. İkisini de 20'ye böldüm. 20'ye böldüm burası 8. 20'ye böldüm burası 3. 8'in 5 katı 40. O halde 3'ün de 5 katı olacak. 3 kere 5, 15. Küçük boy şampuanın fiyatı 15 liradır. Cevabımız B şıkkı. 20. ve son sorudayız. Aşağıda dikdörtgen şeklinde bir bilardo masası ve 3 top gösterilmiştir. Köşeleri ABC delikleri olan üçgen ile köşeleri 1, 2, 3 nolu toplar olan üçgen birbirine benzerdir. A ve B delikleri arasındaki uzaklık
12 birim. B ile C arası uzaklık 5 birimdir. Bunları bir yazalım. A ile B arası uzaklık 12 birim. B ile C arası uzaklık 5 birim. Bir nolu topun iki nolu ve üç nolu toplara uzaklığı x, y, 2 ve 3 nolu toplar arasındaki uzaklık z'dir. 2 ve 3 nolu toplar arası uzaklık z. 1 ve 2 arasındaki uzaklık x. 1 ve 3 arasındaki uzaklık y. Bu şekilde verilmiş. Olduğuna göre y bölü z oranı kaçtır? Bize iki üçgenin benzerliğinden bahsedildi. Bu üçgenlerden bir tanesi bu x, y, z üçgeni. Diğeri ise ABC üçgeni, yani kenarları nedir dersek 5, 12 dikdörtgen biçiminde olduğu için burası dik açı. Dolayısıyla Pisagor bağıntısında özel üçgenlerden de bulabilirsiniz. 5, 12, 13 üçgeni. Benzer olduklarına göre burada x en küçük olan, y ortanca, z en büyük olan. O zaman x 5'in katı olacak, y 12'nin katı olacak ve z 13'ün katı olacak benzer olduklarına göre. Y bölü z oranı soruluyor. Y yerine 12k, z yerine de 13k yazarsak k'ler birbirini götürür ve cevabımız 12 bölü 13 olur. Pisagor bağıntısı ve benzerlik konularını harmanlayan bu güzel soruyla 6. denememizin çözümlerini de bitirmiş bulunmaktayız. Henüz kanala abone olmayan varsa abone olup bildirimleri açın. Yorum ve videolara beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.